bu 3 yıl içerisinde açıkçası ilk geldiğimde biraz zorlandım. Ama sonra matematiği sevdiğimi fark ettim yani bu bölüme geldikten sonra. Matematiği gerçekten sevdiğimi fark ettim. Bizim eğitim derslerimiz var. Bir de ayrıca matematik alan derslerimiz var. En çok zorlayanlar bizi tabii ki de matematik alan derslerimiz. İşte cebir, analiz şeklinde ayrılan alanlarımız var. Bu derslerde biraz zorlanıyoruz ama şunu da farkındayım, artık matematiksel düşünmeyi öğrendik yani. Bu açıdan çok geliştiğimizi düşünüyorum ben de. Sakarya Üniversitesi en fazla öğrenci yollayan üniversite. Erasmus'ta en fazla öğrenci yollayan üniversite. Bu şeyden ben de faydalandım. Yani geçen yıl Portekiz'de bulundum. Bir yılım dışarıda geçti benim. İlk önce tabii ki okulu bitirmek, göreve başlamak, yani öğretmenliğe başlamak. Ama onun dışında daha önce de dediğim gibi bir yılım dışarıda geçtiğinden artık daha farklı düşünüyorum. Hani dili çok seviyorum. Dil geliştirmek istiyorum, yani dil konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. Genel matematik dersiyle başladık ilk alan dersimiz olarak. Gitgide kademe artmaya başladı tabii ki bizler için de. Lineer cebir diye bir dersimiz vardı. İlk ve en zorlayıcı derslerimizden bir tanesiydi. Beşinci yarı yılda da soyut cebir diye yine bir ders aldık. Bunlar zorlayıcıydı çünkü biraz daha hani bayağı bir soyutsal düşünmeniz gerekiyor. Yani kafanızda, zihninizde canlandırmanız gerekiyor. Bu yüzden diğer branşlara göre biraz daha zorlayıcı. Daha önce de matematik pek sevmiyordum ilk öğretim döneminde. İlk öğretimdeki bir matematik hocamız sayesinde matematik öğretmenliğini çok sevmeye başladım. Bunun ardından da matematiği sevmeye başladım. Bu şekilde lise hayatımda da hep matematiği severek geçti. Ben burada pek yoğun talep alamıyorum ama yazları, yaz döneminde gittiğim zaman Adana'ya çok yoğun talep alıyorum öğrencilerden, her seviyeden. Lise sondan öğrencim vardı, 5. sınıf vardı. Özel ders vermeye imkanı buluyorum.